Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, Fener'in maçı var. Size bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar derecede Fenerbahçelisiniz, ne kadar derecede totemcisiniz. Ama ben totem olarak demiyorum. Rica olarak bir şey söylemek istiyorum. Şu anda kanalımızın abone sayısı, ben videoyu çektiğim saat 2 sularında gece 2'de 25.486 gelin maç başlayana kadar en azından 24 bin, şey, 25 bin 500 yapalım en azından maç başlayana kadar. Ve inşallah Fenerbahçe'miz kazanır. Maç sonunda da hep birlikte hem 25.500'e teşekkür ederiz. Hem maçın bitiş düdüğüyle birlikte sizlerle maçı güzelce değerlendiririz. Şimdi gündem yoğun. Transferler, şunlar bunlar çok ilginç. Ama İki tane, üç tane konu dışı bir şey vermek istiyorum. Daha doğrusu iki, üç tane de demeyelim de konu dışı bir şey. Şimdi sevgili arkadaşlar, 23 yıl aradan sonra Premier Lig'e e dönen Nottingham Forest, West Ham United'ı Taiwo Awoni'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bize ne? West Ham United hani e, Atilla Salahi ile ilgilenince merak ettim, biraz izledim. Ya West Ham kadar gerizekalı olursanız bir sıfır yenilmeye mahkumsunuz. 45-70 arası mıydı? 45-60 arası mıydı? 15 dakikada iki topu direkten döndü. Öyle böyle değilim de. Yani iki top öyle böyle direkten dönmedi. Lan şans şöyle böyle bir penaltı oldu. İnanılmaz penaltı oldu. Yani göstere göstere penaltı oldu. Ee, son adamdı ama arkasında kaleci vardı futbolcunun. Hakem sarı kart verdi Varda izleyip penaltıyı. Bir de penaltıyı kaçırdılar. Ulan yeter diyerek maçı kapattım. Abi adı bizimle anılan <laughs> bizden futbolcu alacak takımlara da gudubet bulaştırıyoruz. Dikkat edelim. Şimdi Fenerbahçe'nin bugünkü maçı özelinde şunu söyleyeceğim. İlk 13 hafta maçının 11'inde İstanbul'dayız. 11 maç İstanbul'da. 11 maç. Bu süreci olabildiğince en az hasarlı atlatmak zorundayız. Evet, ligin en az değerine sahip alttan gelmiş Ümraniye'ye puan kaybettik, darbe yiyerek başladık ama 12 maçın 10'u İstanbul'da. Galatasaray puan kaybetmiş, Beşiktaş puan kaybetmiş, Trabzon Nitekim kazanmış olsa da oynadığı futbol birçok kişi tarafından tatmin görmemiş. Hani bunlar ne oynuyor denilen tarzda bir futbol oynamış ve deplasmana gidecekler. Her ne kadar da olursa olsun ve bu süreçte Fenerbahçe'nin Kazanmak dışında çaresi yok. Kazandığın anda Galatasaray'da taşı da altın almış oluyorsun. 2-0 ve üzeri kazanırsan yani 2 farklı üzeri. İşin farkında değilim. İşin şunun da bunun da değilim. Her zaman söylediğimi yine söylüyorum. 1-0 olsun bizim olsun maçı bizi bekliyor. Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Joao Pedro ve İrfancan Kahveci'nin yanı sıra Serdar Aziz'in, Berişan'ın, Nazım Sangare'nin Kasımpaşa'ya karşı forma giymemesi bekleniyor ama İrfan Can'ın Mert Hakan Yandaş'ın ve Ezgi Can Alioski'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olmaları için hiçbir engel yok arkadaşlar. Bana gelen bilgi bu yönde. Hajoa Joao Pedro da önümüzdeki hafta gerçi ne önümüzdeki hafta artık pazartesi oldu. Yarından itibaren takımla çalışmalara başlaması belki perşembe günkü maçı da kaçırabilir ama ee, Adana Demirspor maçında sahada olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu duyumu da verelim. Şimdi maçı konuştuk. Avusturya Viyen Fenerbahçe maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecekmiş. Ne gerek vardı Alman Futbol Federasyonu'na Avusturya Federasyonu'ndan birini seçseydiniz. Daha adil olurdu. İşin şakası bir taraf ama e, ben bu tip şeylere dikkat etmeniz arayayım. Real Betis, La Liga tarafından belirlenen maaş limitlerinden dolayı William Carvalho'nun da aralarında bulunduğu 6 oyuncunun lisansını çıkaramamış. Carvalho Betis'ten ayrılmak istiyormuş. Hadi şimdi satın nereye satıyorsanız. Hadi şimdi gönderin nereye gönderiyorsanız. Fenerbahçe'ye yar olmadı, Galatasaray'a da yar olmadı. Hadi şimdi nereye gönderiyorsanız gönderin hadi. Bu arada Fenerbahçe'den sözleşmesini uzatıp da Göztepe'ye kiraladığımız Emir Ortakaya Sakarya spor Müsabakası'nda ilk 11'de forma giydi Göztepe'de. Toplam kaç dakika oynadığı yazdı mı buraya bilmiyorum. Tam müsabakayı takip edemedim ama şöyle bir şey var. Yaşı daha 18. Daha tam yazmamışlar herhalde ya. Yani Göztepe'nin Sakarya maçını ya da ben şu internetten bakayım. Göztepe Sakarya maçı diye. Göztepe'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Şöyle baktığımız zaman Emir Ortakaya 90 dakika oynamış. Yani maçı tamamlamış. Kerim Alıcı sağ bekliyor. Oyuna sonradan girenlerde Uğurkan var mı? Uğurkan oyuna girmemiş. Ali Akman'ı sonradan oynalmışlar. almışlar. Vesaire vesaire. Sonrasında şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Ya Sabuncuoğlu da değinmiş. Fenerbahçe'de diyor Atilla Salahi artı Kim Minji'ye toplamda yaklaşık 5 milyon euro bir bon servis ödendi. Doğru. Evet. 18 milyon euro Kim Minji'den bon servis kazandı Fenerbahçe. Salahi'den de 15-16 civarı bir beklenti var. Yani Kim Minji Salahi yaklaşık 35 milyon euroluk bir beklentiye sahip demiş. Tamam doğru. Ama sonuç Şimdi Fenerbahçe taraftarının itirazı şuna. Arkadaşlar bakın her eleştirenin zıttını konuşmuyorum ya da her eleştirene hain ilan etmiyorum. Her eleştirene kötü bir şey söylemiyorum. Benim kızdığım döneklik. Eleştirebilirsin ama lafının adamı ol. Mert ol. Delikanlı ol istiyorum. Şimdi bana şunu diyebilirsin. Ya hocam Fenerbahçe'yi çöplerle dolduruyorlar. Saygı duyarım. Dersin ki işte Atilla Kimmeci'nin parası gitti şuraya buraya. Saygı duyarım. Ama geleceksin bunu atış serbest programında söyleyeceksin. Sürekli her yorumda bu, her yorumda bu. Atış serbest programı yapıyoruz. Arkadaş nerede? Yok. Hiç kimse bu söylediklerini gelip de atış serbest programında söylemiyor. Özellikle beklediğim arkadaşlar. Ben söylüyorum. Adam bana yazmış ki Fenerbahçe yönetimini niye bu kadar eleştiriyorsun? Gelin orada da konuşun. Buruma Lincoln geldi diyor. Ben Buruma için bir şey söyleyemem ama Lincoln Potansiyelli bir futbolcu, al bir şeyler yap, al bir şeyler yap, oynat. Yine devam edelim arkadaşlar. Fenerbahçe ve Hull City, Dimitris Pelkas'ın kiralık konusunda anlaşmaya vardı diyor. Arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim. Bu videonun başlığına iki kap, hani son dakika, Fenerbahçe'den maç günü iki transfer kapı hayırlı olsun yazacağım. Diyeceksiniz ki kim? Birincisi Dimitris Pelkas. Biz Dimitris Pelkas'la Hal City ile her konuda anlaştık. Hal City'nin Pelkas'la da anlaşması an meselesi. Şimdi Yağız Bey de belirtmiş, Sercan Bey de belirtmiş diyor ki Dinamo Kiev maçından sonra Pelkas'ı isteyen Hal City oyuncuyu renklerine bağlamak üzere demiş. Pelkas'ın Fenerbahçe ile bir artı yıl daha opsiyon olduğu için bu hak kullanılıp oyuncu İngiliz ekibine kiralanacak. Sezon sonunda satın alma önceliği Hull City'de olacak diyor. Bakın bonserviste değil kiralık olarak. Ancak şu, bu şu demek değil işte hocam kiralık gitti işte para gelmez pul gelmez. Oynama garantisiyle kiralık gönderilebilir. Bu bir. Hocam ikinci kap Samad'da. Arkadaşlar siz de sıkıldınız ben de farkındayım. Sıkıldığınızın farkındayım. Niye gitmiyor diyorsunuz. Samatta'nın genkle görüşmeleri %90 oranında tamamlandı diye duyum verdiler. Hatta son olarak bir duyum eklediler. E, pazar günü öğle saatleri itibariyle genke gelmiş. Bugün yani pazartesi günü imzanın atılmasını, sözleşmenin yapılmasını ve kap açıklamasını herkes bekliyor. Satın alma opsiyonlu kiralık, kiralama ücreti yok yıllık ücretinin yarıdan fazla yüzde 60'ını o kulüp verecek yüzde 40'ını biz vereceğiz arkadaşlar. İkinci kapta bu şekilde beklenti içine <laughs> girebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hocam baş duayı almışız. Evet öyle yazıyorlar. Fenerbahçe baş ile kiralık olarak anlaşmaya vardı yazdılar. Ben de ısrarla yalanlıyorum. Ben de ısrarla yalanlıyorum. Almadık. Şu gidişle de almayacağız. Herkese de o di meydan. Almayacağız. Bak alırsak terbiyesizlik yapmış olursun. Bir adamı canını sıkmış olursun. Bu arada Aziz Başkan'a da buradan selamlar olsun. Elimden gelince yapmaya çalışıyorum ama başkanı kızdırmıyorum inşallah. Biz seviyoruz ya Aziz Başkan'ı. Ee, keşke bazı buzlar erise. Daha çok sevsek. Belotti için konuşayım. Hani her baş duayı duyumundan sonra ya da o kısımdan sonra herkes Belotti'yi soruyor. Arkadaşlar Belotti için size ben ne dedim? Türkiye'ye gelmek istemiyor dedim. Okan Buruk Mustafa Hoca doğru söylüyor demiş. Belotti ile ilgili bir dönem bizim de isteğimiz oluştu. Ancak oyuncu İtalya'dan çıkmak istemiyor demiş. Bakın elin Okan Buruk'u benim duyumumu doğruluyor. Ama gel gör ki kendini Fenerbahçe'ye addeden bazı arkadaşlar beni kötülüyorlar. Yazıklar olsun ya. Ya tek kelimeyle yazıklar olsun ya. Yarın bir gün buradan üzülerek gidersiniz bak. Üzülerek gidersiniz. Perişan olursunuz bak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi. Şunu söyleyeyim. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya ile ilgili de teklifler geldi arkadaşlar. Kulübümüze ulaşan. Hatta Muhammed Gümüşkaya için Yaz Bey demiş ki Fenerbahçe taraftarı demiş. <laughs> Bildirimleri açık bıraksın. Muhammed Gümüşkaya gittigidiyor.com demiş. Şu anda Yaz Bey'e de katılıyorum. Abi Fenerbahçe'de öyle bir belirsizlik var ki. Yani öyle bir belirsizlik var ki. Kesin konuşamıyorsun ki. Bak Tiserant Pelkas yok. 50 kere gitmeleri lazım. Samat'ta Kol kır, 50 kere gitmeler lazım. Sesse daha yok. Ama Muhammed Gümüşkaya bonservisi teklifler de geldi diyor. Westerlo, Giresun vesaire vesaire. Şimdi maça ilişkin de görüşlerim var ama Maxi Gomez kısmı uzun. Maxi Gomez kısmına geçelim. Birçok kişi Maxi Gomez kısmını da merak ediyordur. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin Dün itibariyle Maxi Gomez'e yeni bir teklif sunduğu sosyal medyada yer aldı. Bon servis bedelini aynı şekilde koyup sonraki satıştan pay maddesi eklendiği iddia eden duyumcular da oldu. Yani fiyat aynı ama sonraki satıştan pay maddesi eklendi. Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ve <laughs> Maxi Gomez'in İstanbul seyahati için kulüplerin anlaşmasının beklendiğini söyledi. Ve Dün Maxi Gomez 9 numaralı formasıyla Valencia Girona maçında yedekler arasındaydı ve arkadaşlar görüşmeler sürüyordu. Fenerbahçe almak için elinden geleni yapıyordu. Yaklaşık 10 milyon euroluk teklif İtalyan basınında da yer aldı. Onlar da benim 10 milyon euroya bulan e, bonuslu teklifinden bahsettiler. Sercan Bey, Başkan Şörlotçu ama Jorge Jesus Maxi Gomez ismine daha yakın diyor. Çok ilginç ve saçma bir duyum değil mi bu? Yani Sercan Bey için demiyorum. Teknik direktörü A plus getiriyorsun, işine karışmayacağım sen her şeyi biliyorsun diyorsun ama Başkan Şörlotçu, teknik direktör e, Maxi Gomez'ci demek biraz bize sıkıntı yapar bu kelime ders. Ali Koç getirmekten yana diyor ki bu para çıkacaksa Şornotu getirelim diyor. Ve As gazetesi dün dedi ki Fenerbahçe Maxi Gomez önümüzdeki birkaç saat içerisinde renklerine bağlayabilir dedi. M hmm. Musetti adlı bir gazeteci var. O gazeteci Fenerbahçe çok yakın transfere dedi. Yağız Bey, Maxi Gomez'in Jorge Jesus ve eski bir futbolcuyla üçlü zirve yaptığından bahsetti. Diego Lugano demedi yalnız. Yani eski bir futbolcumuzmuş. Ama yani Diego Lugano bilmiyorum. Ve futbolcu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna oldu diyor. Valencia kulübüne kolaylık yapması için bastırıyor. 12 milyon euronun altına bu transferin bitmesi Fenerbahçe'sinden isteniliyor diyor. Fakat aynı Maxi Gomez Gattuso'nun söz verdiği gibi 20 dakikada olsa oynayacak dedi. Hakikaten uzatmalarla birlikte 23 dakika oyunda kaldı ve maçın son dakikasında Nicolas Gonzalez'e bir asist yapıyor. Ama gol offside gerekçesiyle iptal ediliyor. Şimdi iç transfer görüşmesinde bulunmamış olsaydık o gol gol olurdu. Şey, pardon o gol mol olmazdı. Futbolcu saçma sapan top oynardı. Biz karışamazdık transfer teklifinde bulunsak alamayacak olsaydık o asist golle sonuçlandırdı. Hakemler yani görmez olurdu gözleri birdenbire. Offside ise bile o golü verirlerdi. Bu gol, bu sayılmayan gol Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin işareti. Yaz. Ali Koç dedi ki onu da belirteyim. Ya ben bekliyorum. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak. Anthony Vakayeme. Bir kardeşimizin önerisi. Ya hocam, Vakayeme hiç kimseni anlaşamadı. Fener'le de anlaşamadı, Galatasaray'la da anlaşamadı, Beşiktaş'la da anlaşamadı, Trabzon'la da anlaşamadı, gitti Hal City'ye, Hal City'yle de anlaşamadı. Hocam 33 yaşında oyuncu. Geçen sezon gördük performansını. Forvet'e koy oynar, kanada koy oynar, sol kanada koy oynar. Biz bunu niye almıyoruz diyor. Bir kere yaşının 33 olması Ayrı bir komedi. İki. Ya adam Trabzon'dan Uzungöl'ün tapusuna kadar istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyor. Üç buçukta üç buçuk diyor. Şunu kapatayım ya. Galatasaray ile görüşüyor. Üç buçukta üç buçuk diyor. Ya ben diyor modern söğüşçüyüm diyor. Hull City ile görüşüyor. Oynama garantisi Bir yıllık sözleşme. Başarı bonusu. Şu kadar oynarsam şu kadar, şu kadar gol atarsam şu kadar. Ha gidip ikna edebiliyorsanız 1.5 milyon euroya oynamaya hemen şimdi getirin. Mantıklı olur. Yani Rossi mi Vakayeme mi desem şurada birçok kişi halayı çekerek vaka Hatta desem ki Rossi'yi 9'a satıp Vakayeme'yi ücretsiz alıp yıllık 2 milyon euroya oynatsak desem hemen 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 diye yorumlar aşağıda peşi sıra gelir. Ama bizim bir ilgimiz yok. Niye? Biz çünkü Cristiano Ronaldo'yu alacağız. Ya. Akşam gazetesi Portekiz medyasına dayandırıyor. Portekiz medyası da akşama dayandırıyor. Sonra akşam hepsine birden dayandırıyor. Sonra Portekiz medyası tekrar akşama dayandırıyor. Filmin adı dayandırma İndirimi. O ondan çaldığını, şey, aldığını haberleştiriyor. O da ondan aldığını haberleştiriyor. İlginç ya. Gerçekten çok ilginç bir sezon içerisindeyiz. Çok çok ilginç bir sezon içerisindeyiz. <laughs> çok çok da ilginç tuhaflıklar içerisindeyiz. <laughs> Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo'ya ilgisi olduğunu ve Jesus'un yanına gelebileceğini söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da ciddi ciddi bu transferin olabilitesini düşünüp kap bekliyor. İnanın böyle. Futbolcunun 37 yaşında olması sizler için ne önem arz ediyor bilmiyorum ama 37 yaşındaki bir futbolcunun piyasa değerinin 30 milyon euro olması takdire şayan bir hareket. 2. 2. <laughs> Hücumun her yerinde oynayabilen bir forvetten bahsediyoruz. Sol kanat, sağ kanat vesaire vesaire. 3. Oyuncu Manchester United'ın bonservisli futbolcusu. 2023 Haziran'a kadar bons sözleşmesi var artı bir sene de opsiyonu var. 3 4 tane tek tek sayayım mı? Allah aşkına Paris Saint-Germain gerizekalı mı? Ne bileyim Juventus gerizekalı mı? Real Madrid gerizekalı mı? Ya da başka takımlar gerizekalı mı? Şu anda bu adam Real Madrid'e gitse oynar. Juventus'a gitse oynar. Sporting'e gitse oynar. Oynar arkadaşlar. Şu anda bu takım dünya yüzeyinde hangi takıma giderse gitsin oynar. Niye Fenerbahçe'ye gelecek? Ben bir hafta önce, tam bir hafta bir gün önce biraz esprili bir şey yaptım. Dedim ki işte Cristiano Ronaldo ve Belotti Fenerbahçe'ye hayırlı olsun şöyle böyle yazdım. Altına da ekledim yani. Videoyu çekerken de ekledim. Açıklamaya da yazdım herhalde. Dedim ki hani ben bunu ironi için yapıyorum. Bunların Fenerbahçe'ye gelme ihtimali, Galatasaray'a gelme ihtimali yüksek mi? Ne dedim? Anlattım oradan. Ve sakın böyle bir hataya düşmeyin. Gururunuz incinir. Sakın böyle bir şeylere inanmayın dedim. Sanki tam tersini söyledim. Yani sanki tam tersini söyledim. Ya arkadaşlar sizin aklınız yetiyor mu? Sizin fikriniz yetiyor mu Ronaldo'nun geleceğine? Ya gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim. Etmeyin. Eylemeyin arkadaşlar ya. Etmeyin. Eylemeyin. Yani öyle bir zor durumda bırakıyorsunuz ki bazen insanları. Ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. Ronaldo Manol da gelmez arkadaşlar. Ama sen de başlığa koymuşsun. Kapağa koymuşsun. Ya sadece başlığa bakıp sadece kapağa bakıp aldanmaktan ne olur vazgeçin artık ya. Yani lütfen vazgeçin artık. Kendinize zararınız var. Bana da zararınız var. Neyse. Biz işimize bakalım. Biz işimizi yapalım arkadaşlar. Sercan Hamzoğlu Jesus'un son antrenmanda denediği e, Fenerbahçe kadrosunu paylaşmış. Diyor ki 6 ay Sağ bekte Ferdi koymuş yalnız. Ferdi, Salai, Gustavo, Alioski, Luan Perez yedekler arasında denediğinde. Orta ikili de Arao, Zayt. <laughs> Hücumun sağında Emre, solunda Rossi, Forvet arkasında Lincoln, Forvet de Valencia şeklinde. Antrenmanın bir bölümünde King King'de 11'de denendi diyor. O Lincoln'in yerine. O Samuel ve Perez'i yedek takımla çalıştırdı diyor. Şimdi Arkadaşlar 3 tane Türk oynatma zorunluluğum var biliyorsun. Ama şöyle bir saçmalık da var. Şimdi Alioski %100 hazırsa Alioski %100 hazırsa Ferdi oynatmayabilir. Kabul. Orta sahada çıkıp da Arao ile İsmail'i oynatmak yerine Arao ile Zait'si düşünmüş. Kabul. Peki son haftaların en formsuz ismi Rossi'yi tutup da Osayi'yi çıkarmak mantıklı mı? Değil. Ha o sayede herhangi bir ağrı olmadığı müddetçe ben de diyorum ki ben de diyorum ki Luan Perez mesela Gustavo Henrique. Gustavo Henrique'de ısrar edici duyumu geldi. Ancak sonrasında Luan Perez Salahi ikilisine denediğine dair de bana bazı şeyler geldi, işaretler geldi. Ha Forvet Valencia o hemen hemen kesin. Orta ikili Crespo şey Crespo diyorum. Arao Zayt o da hemen hemen kesin. Yani deneme bu şekilde. O yüzden söylüyorum. Ya onun dışında baktığın zaman İrfancan'ın kadroda olma ihtimali var ama ilk 11 olma ihtimali bence zayıf. Onu da söyleyeyim. Hocam o oynamazsa Fenerbahçe çok güç kaybeder. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Göndermeye mi çalışıyor? Arkadaşlar Serzen Hamzoğlu, Ya Sabuncuoğlu gibi isimler, Ahmet Ercanlar gibi isimler o bir teklifin olduğunu, 18 milyon euroluk teklifin olduğunu iddia ettiler. Ben öyle söyleyeyim. Fenerbahçe menfaatleri gereği. Diyor ki 11'ler son ana kadar değişebilir. Antrenmanı bu şekilde çalıştılar. Ee, yabancı kuralı var. Mert Hakan, İrfan oynayamayabilirler. Ama o sayede ciddi teklifler var diye belirtmişler. Tamam 18 milyon euro teklif var. Kabul. Okey. 18 milyon euro teklif var. Şimdi doğrusunu yazın. Vallahi arkadaşlar işin komik tarafı ne biliyor musunuz? İşin komik tarafı şu. Teknik direktörden fazla hepimiz teknik direktörüz. Bugün Gustavo Henrique için daha doğrusu dün Gustavo Henrique için yemediğim hakaret, yemediğim şey kalmadı. Lan sanki kadroyu ben çıkartıyorum. Luan Perez'i de denedi diyorum. Yani Luan Perez Salahi ikilisini denedi diyorum. Diyorlar ki nasıl denir? İkisine de karşıyım. Lan kim oynasın? Kim oynasın? Luan Perez oynamasın, Gustavo Henrique oynamasın. Kim oynasın? Hocam Tisserant yok mu? Ya yok. Tisserant transfer görüşmesinde. Ben de onu bekliyorum işte. Mesela benim canımı sıkan o. Tisserant gitmiş olsa, Kolkır gitmiş olsa, hatta Lemos da gitmiş olsa. En azından diyeceğim ki arkadaş 3 tane stoper gönderdim. 3 tane stoper gönderdim. Bak 3 stoper gönderiyorsun. Gustavo Henrique, Luan Perez, Atilla Salahi, Serdar Aziz 4 tane daha stoperim var. 7 tane stoperi var Fenerbahçe'nin. Haliyle ile bekao da elden kaçar, Nino da elden kaçar. Hepsi elden kaçar. En az da, en az 4 tane göndermen lazım. Hadi buyurun gönderin. Ha, hal böyleyken de insanlar şuna kızabilir. Ya hocam Tserant bari kalsa diye. Ya Tserant kalsa o da bir hata yapar. Ona da yüklenirsiniz. <laughs> Bak beş taşın oyuncusu, savunmacısı oyuncusu gitti kırmızı kart yedi. Olmayacak iki pozisyonda iki kırmızı. Yani iki sarıdan kırmızı yedi. Genç ama 2 milyon euro verildi. Fenerbahçe'nin futbolcusu olsaydı o 2 milyon euroyu rahatlıkla çöp etmiş olurdu. Bir daha da kendine gelemezdi. Galatasaray'ın süperstarı Abdülkerim bardak parmakçı mıydı? Bardakçı mıydı? Bardakçı aldı at asisti yaptı. Aynı Abdülkerim Fenerbahçe'yi almış olsaydı futbol hayatı bitmişti. <laughs> Sözleşmesi bitene kadar söğüşlemeye devam ederdi. Fenerbahçe tarafta da yok hocam Gustavo Henrique kötü. Ya ligin ilk haftaları. Kötü performanslar olacak. Takımlar henüz birinci viteste. İyi de hocam onlar birinci viteste. rakip kaçıncı viteste? Alanya. İlk haftaki Alanya'nın çeyreği top oynamadılar. <laughs> tamam istatistik yaptılar ama Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra istatistiklerde hoştular. Çeyreği top oynamadı. Giresun. ilk haftaki Giresun'un belki 3 misli top oynadılar. Ümraniye bize oynadığının Belki onda birini Antalya'ya oynamadı. Kaybetti. Bu maçlar böyledir arkadaşlar. ilk haftalar. Ve bu sene çok ilginç bir lig olacak. Bu sene sakatlıkların çok tuhaf zamanlarda olacağı bir lig olacak. Ligi tam oynayacaksın. Tam ısındık. Her şey tamam derken hop dünya kupası arası. Orada muhtemelen takımlar birer bir buçuk hafta ya da ikişer hafta izinli olacaklar. iki hafta futbolcular doya doya gelecekler, gidecekler. Ondan sonra takımlar toplanacak. <laughs> Kış aylar olduğu için kimse hazırlık maçına yanaşmayacak. Aklı olan yanaşmaz. Antalya'da Antalya'da kamplar olacak. Takımlar Antalya'ya falan gidecek. O şartlarda ne yapacaklar? Giden takım ayrı bir sıkıntı yaşayacak. Gitmeyen ayrı bir sıkıntı yaşayacak. Niye? Gidecekler orada ılıman iklime alışacaklar. Hop gelecekler. İklim değişikliği, soğuk. Hastalıklar şunlar bunlar. E, koronavirüs etkisi ne olacak? Birden Birdenbire artıyor ediyor. ya yani bu sene çok enteresan bir lig. Bu sezon ligin sonunu görebilecek miyiz? Çok değişik bir tandem içerisindeyiz. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin bugün galip gelmesini istiyoruz da bekliyoruz da arkadaşlar. Çok tuhaf ee, tuhaf olan şeylerden bir tanesi şu. Maxi Gomez için mesela bana kalsa 3-4 gün önce sorsanız defter kapandı derim. Adamlar 12 diyor, biz 7 diyoruz. <laughs> defter kapandı derim. Bugün sorsanız adam bak işte lig maçında bile oynatıyor öyle kolay kolay göndermeyecek dedi derim. Durum böyle. 4 gün önce Gustavo Henrique Fesi falan beklemeyin. Kasımpaşa maçında 11'de diye duyum geldi. Hatta üyelere 15 maddelik duyum olarak verdim. Onlardan bir tanesi buydu. Dün itibariyle dediler ki Luan Perez Salahi oynama ihtimali daha yüksek. %51 o şekilde %49 Salahi Gustavo diye. Durumlar bu. Willian gelmeyecek, Icardi gelmeyecek, Başduay'a gelmeyecek diye belirtti kısrarla. Belotti Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yani bir haftadan fazladır söylüyorum. Ee, Çıkı Kuyeta külliyen yalan. Rossi gidip Pelkas'ın kalma durumu diye bir iddia ortaya attılar. Külliyen yalan Pelkas gidici diye. David Luiz yalan. Atlan yanuza için herhangi bir girişim yok. Herkes bunu soruyor. Size de güzel duyumlar vermiş olayım. Aynı zamanda üye duyumları bunlar. <laughs> ha bana kalsa ben bana kalsa ben uğraşırım attan yanuza için. Denayer defteri kapandı. Beklemeyin. Ha alınabilir mi? Bugün herhalde herkes şey diyor. Ya hocam boşver fener ağlama deseydi de önemli değildi. Ne olacaktı şu Gustavo geleceğine o gelse diye. Mehdi Taremi, Artem Doybuk. Beklemeyin bu arkadaşları. Gabi gol için bir şey söyleyemem. Zor bir transfer. İmkansıza yakın bir transfer. Keşke olsa. Ee, bunun dışında Nino ihtimali var mı? Var ama çok küçük. Çok düşük. Çok az. Fakat Salah'ı gitmeden asla yok. Bekava ihtimali var mı? Yine o da salaiye bağlı. Onu da söyledik. Tisserand kalıp hiç stoper almama ihtimali vardı ama sanırım artık yok. Üyelere verdiğim duyumları abonelere de vermiş oldum. Şimdi herkesten tek ricam videoyu beğenmeniz. 16.30'daki videoya kadar sabırla beklemeniz. Maç önü canlı yayınında beğeniler ve maç sonu canlı yayında inşallah yine üyeliklere hediye etme fikrimiz var. Arkadaşlar Allah gönlümü biliyor. Ben bana kalsam Fenerbahçe'nin galip geldiği her maç sonrasında 20 kişiye üyelik hediye ederim. Parası benden çıkıyor. Mühim değil. Çıksın bazı, ben kendi hesabından değil de başkalarının hesabına para atarak üyelik kaldıracak şekilde. Bana kalsa böyle bir düşüncem var. Fakat biz ne zaman niyet etsek ulan Fener galip gelirse şunu yapacağız. Forma dağıtacağız işte. Üyelik vereceğiz desek o maç galip gelemedik. Totem mantıklı bir şey değil. İnsanı çileden çıkartır. Ama dua mantıklıdır. Sizden tek bir ricam var. Dua edin. İnşallah bu maçı kazanırız diye dua edin arkadaşlar. Yani duayla birçok kapı açılır. Olmayacaklar olur. Olabilir. O yüzden dua edin. İnşallah Fenerbahçe bugün bu maçı kazanır. Önümüze daha dikkatli bakarız. Bu maçı kazanırsak da inşallah domino etkisi yapar. Önümüzdeki maçları da arka arkaya kazanırız. Fakat şu anda hedefimiz bugün bu maçı kazanmak. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun videoyu beğenip lütfen abone olalım. Bakın ricam var. Bu maça kadar 25.500'ü geçelim inşallah ya. Lütfen arkadaşlar sadece rica ediyorum. Görüşmek üzere.